Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlere ne göstereceğim? Bir önceki videomda izlediyseniz eğer nohutun nasıl akşamdan soğuk suyla ıslatılıp bekletildiğini göstermiştim. Yani bunu ne için yapmıştık arkadaşlar? Evdeki baklarımız, fasulyemiz yani kuru fasulyemiz, nohutumuz böceklenmesin diye arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videomda da söylemiştim. Çok durunca böcekleniyor arkadaşlar, kurtlanıyor falan filan. Evet, şimdi bunun olmaması için sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen videomda bunu size 3 kilo kadar nohutumu soğuk suyla haşladığımı göstermiştim. Yani haşlamak dediğim soğuk suya koydum arkadaşlar. Biraz tuz ve bir kaşık kadar da karbonat ekledim. Sonra soğuk suyumu koydum. Bir gün yani bir gece o suda bekledi arkadaşlar. Üzerinde örttük. Evet, şimdi gördüğünüz gibi nohutumuz gayet güzel şişti arkadaşlar ve yumuşadı. Bakın. Bakın. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Nohutumuz gördüğünüz gibi fazla. Yapacağımız kadar biraz ayıracağız. Geri kalanını dolap poşetlerimize birer yemeklik dondurucumuza saklayacağız arkadaşlar. Böylelikle hem hazır yemek yapacağım zaman işte haşlanmış nohutum yok demeye kalmayacak. Hem de nohutum böceklenmiş, kurtlanmış demeyeceksiniz. Hemen dondurucudan alacaksınız, yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi poşetleyelim. Ben fasulyemi de nohutumu da böyle yapıyorum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de yaparsanız emin olun memnun kalacaksınız. Zaten herkesin evinde dondurucu vardır. Yoksa da dolabın üstündeki dondurucuya koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Haydi dolduralım. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir yemeklik bıraktım. Sonrasını gördüğünüz gibi dolap poşetlerimize koyduk arkadaşlar. Şöyle çekelim. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Ağzını da sıkıca bağladım. İşte size akşamdan ıslatılan nohutlar. Kısacası tekrar hatırlayalım mı arkadaşlarım? Ne yaptık? Nohutlarımızı koyduk. Nohut fasulye fark etmez. Sonrasında soğuk suyla bir kaşık karbonat ve tuz ile akşamdan suya soğuk suda beklettiğimiz sabahı da gördüğünüz gibi pişmeye hazır, yumuşadı. Fazla yaptık ki çünkü evdeki fasulyemiz, nohutumuz çok durunca böceklenmesin diye dondurucuya atacağız. Evet. Şimdi hemen ne yapalım arkadaşlar? Güzel bir nohut yemeği koyalım ateşe. Ne dersiniz? İster etli ister kemikli. Hadi bakalım, ben şimdi yapacağım arkadaşlar. Siz de yaparsınız. Size de kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.